Sevgili izleyiciler, İstanbul'un tarihi simgelerinden biri olan Kız Kulesi'nin etrafındaki iskeleler kalktı. Kuledeki restorasyon çalışmalarının Mayıs ayında tamamlanması bekleniyor. Şimdi kameralarımızı o noktaya çevireceğiz. Detayları CNN Türk muhabiri Serdar Er aktaracak. Kız Kulesi'nin yapımı milattan önce 410'lu yıllara dayanıyor. Tabi tarihte çok sayıda restorasyon çalışması yapıldı Kız Kulesi'nde. Son olarak çalışmalar 2021 yılında başlamıştı ve bugüne kadar da devam ettirildi. Bir bilim kurulu kuruldu Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ve o bilim kurulu uluslararası restorasyon aslında rehberliğinde uluslararası restorasyon ilkeleri kapsamında bir restorasyon çalışması gerçekleştiriyorlar şu sıralarda. Yapımı, restorasyon çalışmalarının tamamlanması Mayıs ayının ilk haftasında tamamlanması planlanıyor. Bugün baktığımızda Kız Kulesi'ne etrafındaki iskelelerin söküldüğünü gözlemleyebiliyoruz. Ve öte yandan çalışmaların artık sona yaklaşıldığını gözlemleyebiliyoruz ki ahşap kubbenin aslında kuledeki restorasyon çalışmalarında kubbenin de ortaya çıktığı gözlemleniyor. Ve kulenin etrafında bir çalışma var. Bugünlerde arkamda da görebiliyorsunuz. Bu yayını kameraman arkadaşım Yasin Kamaloğlu ve kameraman arkadaşım Ahmet Akbolat'la birlikte gerçekleştiriyoruz. Ahmet Akbolat Kız Kulesi'nin son halini drone'la havadan görüntülüyor. Bunu belirtelim. Tabii 1453 yılına dayanan hikayesi söz konusu ki kulede Fatih Sultan Mehmet tarafından 1453 yılında tahkim edildiğini biliyoruz. 1509'da meydana gelen küçük kıyamet olarak adlandırılan o depremde Kız Kulesi'nin de hasar gördüğünü biliyoruz. Senelerdir bu noktada Kız Kulesi çeşitli şekilde kullanılıyor ve daha önce de 2021 yılına kadar aktif kullanılıyordu fakat restorasyona alındı 2021 yılı itibarıyla. Şu sıralarda da artık o restorasyon çalışmalarının nihayete ermesini beklediğimizi ifade edelim. Tabii içeride çeşitli yapıların çürümeye yüz tuttuğunu biliyoruz. Hepsi teker teker yenilendi, restore edildi ve kalan işçilikler de önümüzdeki günlerde, önümüzdeki aya kadar tamamlanması ve Mayıs ayının ilk haftasında da açılması bekleniyor. Bugüne baktığımızda artık kuleyi vatandaşlar görebiliyor dışarıdan, çalışmaları da izleyebiliyorlar. Burada hatıra fotoğrafı çektirmek üzere Kız Kulesi'nin etrafına gelen vatandaşlar söz konusu. Artık iskeleler kaldırıldı ve kulenin son görüntüsü ortaya çıktı. Kısa bir çalışma daha var. Mayıs ayının ilk haftasında da açılması planlanıyor diyelim. Biz gelişmeleri takipte olacağımızı ifade ederek sözü tekrar buradan size bırakalım.